Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün 8. sınıf 6. üniteyi işleyeceğiz. Videoyu izlemeden önce üniteye çalışmış olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Kitabınızın indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Hedefimiz tatil boyunca 8. sınıfın tüm ünitelerini işleyerek sınava sıkı hazırlanmak. Hemen başlayalım. Ünitemiz Adventures. Adventures macera demek adventures maceralar sonuna çoğul eki olan s gelmiş adventures macera demek serüven demek adventures maceralar Bu ünitede neler öğreneceğimiz şurada tikler halinde verilmiş. We are going to learn denmiş. Learn öğrenmek demek öğreneceğiz neler öğreneceğiz? We are going to learn expressing preferences. Preference tercih demek, express ifade etmek, tercihleri ifade etmek giving explanations reasons explanation açıklama demek reason sebep neden yani açıklamalarda bulunmak sebepler ileri sürmek diyebiliriz buraya making simple comparisons comparison karşılaştırma demek simple basit demek basit karşılaştırmalar yapmak basit karşılaştırmalarda bulunmak diyebiliriz buraya şurada bir özlü sözümüz var Bakalım ne deniyor burada? Söz kimin sözüymüş? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey Amerika'da bir talk show sunucusu. Eski bir talk show sunucusu aslında. 25 yıla yakın bir talk show'da sunuculuk yapmış. Başarılı bir sunucu. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams demiş. Yani en büyük macera. The biggest adventure. Biggest. En büyük demek ya. Diyor. The biggest adventure you can take yapabileceğiniz, girebileceğiniz en büyük macera to live the life of your dreams dream hayal demek hayallerinizin hayatını yaşamaktır. Yapabileceğiniz en büyük macera hayallerinizdeki hayatı yaşamaktır diye çevirirsek daha güzel olur. Hemen ilk sayfadan devam. Warm up bölümü var. ısınma bölümü. Look at the pictures. Resimlere bakınız. Put them in a risk order according to you from 1 to 4. Demiş ki onları kendinize göre risk sıralamasına koyunuz. Birden dörde kadar parantez içerisinde min ve max var. Min minimumun kısaltılmışı. Max da maximumun kısaltılmışı. Yani min minimum, en az, max, maksimum, en çok. En az riske sahip olana 1, en çok riske sahip olana da 4 veriniz denmiş. Kendinize göre tabi. Share them with your classmates. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben yaptım kendimce. En riskli olanı buradaki meslekler arasında. Police officer, polis memuru diye gördüm. Sonra an electrician, electrician. Türkçe'ye de geçmiş electric, elektrikçi, bir elektrikçi. İkiye farmer, farmer. Çiftçi, bir de a teacher yani bir öğretmen dedim. Siz farklı şekilde de sıralayabilirsiniz tabii ki. Activity 1, birinci activity de listen to the recording. Kaydı dinleyiniz, put the jobs into the correct order. Demiş ki meslekleri, job profession, occupation, üçü de meslek demek. Meslekleri doğru sıralamaya koyunuz denmiş. Bakalım hemen kaydı da dinleyelim ve bunları neye göre sıralayacağımıza da bakalım. Aslında her bir konuşma metninde o mesleği anlatıyor olacak. Ona göre sıralamaya koyacağız. Hepsini dinleyelim, anlayalım. A DJ reads messages about risky jobs. A DJ risk messages about risky jobs dedi. Bir DJ riskli mesleklerle ilgili mesajları okuyor. Buradaki DJ bu müzik miksi yapan bunu çalan e, yüksek sesle falan öyle birisi değil. Buradaki kastedilen bir radyo sunucusu. Good morning dear audience diye başladı. Audience seyirci, dinleyici demek. Diyor ki günaydın sevgili dinleyiciler. Hope you are all well. Hope you are, you hope you are all well. Umarım tümünüz iyisinizdir. I asked you a question yesterday. I asked you a question yesterday. Dün size bir soru sordum diyor. Let's repeat the question. Let's repeat the question. Haydi soruyu tekrarlayalım. Repeat tekrarlamaktı ya. Which is the most risky job, and why? Which is the most risky job, and why? Do hangisi en riskli meslektir? And why? Neden? According to your messages, some of jobs are more risky than others. According to your messages, according to e göre demekti ya. Yani diyor, mesajlarınıza göre some of jobs bazı meslekler are more risky than others. Diğerlerinden daha riskli. However, some of them are more entertaining. However, however, but da diyebiliriz ama, ancak, ama. Some of them are more entertaining. Bazıları daha eğlencelidir. Entertaining, eğlenceli. I know you are curious about the results. I know you are curious about the results. Curious, meraklı demek diyor. Ben eminim siz sonuçları merak ediyorsunuzdur. Daha doğrusu I know, biliyorum, biliyorum ki siz sonuçları merak ediyorsunuz. I'll share top six with you. I'll share top six with you. Sizinle top six yani en çok söylenen, verilen, mesaj cevap olarak verilen en tepedeki altı tanesini paylaşacağım diyor. Here is the first job. Here is the first here is the first job. İşte diyor birinci meslek. They travel to explore the space. They travel to explore the space. Onlar uzayı keşfetmek için seyahat ederler. Space, uzay, explore, keşfetmek, travel, seyahat etmek. Space radiation and lunar dust are the main risk factors for them. Space radiation and lunar dust are the main risk factors for them. Space radiation, uzay radyasyonu and lunar dust, lunar dust, ay tozu onlar için main risk factors. Onlar için ana risk faktörleridir diyor. And they are astronauts. And they are astronauts ve onlar astronotlar. Dolayısıyla zaten biri astronot yazmışız. İkinci mesleğe geçecek şimdi. The second one is coming. İkincisi geliyor diyor the second one. They manage aircraft from the ground when they take off, fly and land. They manage aircraft from the ground when they take off, fly and land. Onlar uçakların, aircraft, uçak, hava aracı, uçakların ground, ground, zemin demek, yer demek, take off, havalanmak. Onlar yerden havalandıkları zaman, uçtuklarında ya da iniş yaptıklarında land, iniş yapmak, evet. kara anlamı da var tabii land'in iniş yaptıkları zaman, havalandıkları zaman, uçtukları zaman uçakları yönetirler. Manage, yönetmek. It is risky because they are responsible for the safety of millions of people. It is risky. Diyor. O riskli çünkü because they are responsible for the safety of millions of people. Onlar milyonlarca insanın safety, güvenlik, güvenliklerinden responsible, sorumludurlar. This makes, job stressful and mentally challenging. This makes the job stressful and mentally challenging. Bu işi, yani o işi bu kastettiği mesleği stressful stresli ve mentally mental zihinsel demek, mentally zihinsel olarak challenging challenging zorlayıcı demek, meydan okuyucu demek. Bu zihinsel olarak zorlayıcı ve stresli bir hale getirir bu mesleği. Can you guess? Can you guess? Tahmin edebilir misiniz diyor. Guess tahmin etmek. Yes, they are air traffic controllers. Yes, evet diyor onlar. They are air traffic controllers. Onlar hava trafik kontrol memurları. O da ikinci resimde görünüyor. Hemen üçe geçelim. Now it's time for the third job. Now it's time for the third job. İşte şu an dört, üçüncü meslek Zaman, üçüncü mesleği söylüyorum anlamında diyor. They put out fires, pull out people and animals from burning cars and buildings. They put out fires. Put, put out burada söndürmek anlamında. Fire zaten yangın demek. Onlar yangınları söndürürler. Pull out people and animals from burning cars and buildings. diyor hayvanları ve insanları yanan burn burn yanmak demek ya. Burning yanan yanan arabalardan ve buildings binalardan çıkarırlar. Pull out, çıkarmak, tahliye etmek anlamında burada. They put themselves at risk. They put themselves at risk onlar kendilerini themselves kendileri riske atarlar. The risk factors are falling, burning and smoke poisoning. The risk factors risk faktörleri falling falling düşmek, burning yanmak and smoke poisoning ve duman zehirlenmesidir diyor. As everybody knows, they are firefighters. As everybody knows, herkesin bildiği gibi they are firefighters. Onlar itfaiyecilerdir. Firefighters, itfaiyeci demek. Bu da zaten üçüncü resim firefighters, itfaiyeciler. Hemen dörde geçelim. Let's continue with the fourth job. Let's continue with the fourth job. Continue devam etmek. Haydi dördüncü meslekle devam edelim. They perform scenes instead of an actor in a film. They perform scenes instead of an actor in a film. Instead of yerine demekti ve kendinden sonraki kelimeyle ya da cümleyle aslında cümle gelmiyor kendinden sonra kendinden sonraki kelime ya da ifadeyle birleşiyordu instead of yerine anlamındaydı. Instead of an actor bir aktörün yerine in a film bir filmde they perform scenes onlar sahneleri canlandırıyorlar. There are risks in live performances. There are there are risks in live performances. Diyor canlı performanslarda riskler vardır. They jump from cliffs, run through fires and fight. They jump from cliffs, cliff uçurum demek, uçurumlardan atlarlar. Jump atlamak, zıplamak, run through fires ateşten geçerler. And fight ve dövüşürler. Of course they are stuntmen. Of course they are stuntmen. Yani tabii ki onlar dublörlerdir. O da şurada var stuntmen, do, dublörler demek. Şurada çoğul yapılmış. Tekil olsaydı o e a olacaktı. Stuntman olacaktı o zaman da. Yani dublör. Devam. Coming up next is the fifth job. Coming up next is the fifth job. Sıradaki gelen beşinci meslek. They work in coal mines. They work in coal mines. Onlar madenlerde çalışırlar. Coal mine, maden. They spend most of their time there. They spend most of their time there. Onlar zamanlarının çoğunu orada geçirirler. The risks of their job are fire and explosion, afterdamp and collapse. Of their job are fire and explosion, After them and collapse dedi. Yani onların mesleklerinin riskleri. Explosion, explosion patlama demek. After them, after them de böyle giruzu patlaması var. Bu madenlerde olur genelde. O patlamadan sonra meydana gelen zehirli gazlar. Açığa çıkan zehirli gazlar. And collapse. Collapse de çökme demek. Yani madenlerin çökmesi o anlamda diyor. Devam edelim. Surely they are coal miners. Surely they are coal miners. Tabii ki onlar maden işçileridirler. Coal miners. O da zaten 5. resimde belirtilmiş. Hemen son resim. I think you can't imagine the last job. I think you can't imagine the last job diyor. Ben bence siz son mesleği hayal edemezsiniz. Imagine hayal etmek diye. They work at heights to clean the windows of skyscrapers. They work at heights to clean the windows of skyscrapers. Onlar diyor skyscraper, skyscraper gökdelen demek. gökdelenlerin camlarını, pencerelerini temizlemek için yüksekte çalışırlar. Height. The risk is falling down. The risk is falling down. Risk düşmektir diyor. Aşağı düşmektir. It can cause injuries and deaths. It can cause injuries and deaths. Diyor bu injury. Injury yaralanma demek yaralanmalara ve death, ölüme sebep olabilir. Naturally they are window cleaners. Doğal olarak naturally they are window cleaners. Onlar cam temizleyicilerdir. Bu pencereleri temizleyenlerdir. O da son 6. resimde mevcut. Hemen devam. Activity 2. Choose two risky jobs in activity 1. Diyor birinci aktivitedeki iki tane riskli mesleği seçiniz. Write a short and simple paragraph comparing them. Onları kıyaslayan basit bir paragraf, basit ve kısa bir paragraf yazınız. Use the adjectives in the box. Diyor. Kutudaki adjectives, adjective sıfat demek, sıfatları kullanınız. Ben bir şeyler karaladım. Siz tabii ki farklı bir şey yazabilirsiniz. Önce sıfatlarımıza bakalım. İlk sıfatımız amusing, amusing eğlenceli demek. Boring, boring sıkıcı challenging, challenging zorlu, zorlayıcı, meydan okuyucu demek. Disappointing, disappointing hayal kırıklığına uğratan demek. Entertaining, eğlendirici demek. Amusing ile benzer anlama sahip. Exciting, heyecan verici. Fascinating, muhteşem, büyüleyici demek. Interesting, interesting, ilginç, enteresan ilgi çekici. Bakalım ben nasıl tamamlamışım başlayan cümleyi. I think being a coal miner is more challenging than, than being a stuntman diyor. Coal miner neydi? Maden işçisiydi. Stuntman ise bir dublör demekti. Diyor bence maden işçisi olmak bir dublör olmaktan more challenging more. Bu geçen yılda çok sık gördüğünüz bir konu hani kıyaslama yaparken uzun sıfatların önüne geliyordu ve daha anlamına geliyordu. Eğer sıfat iki heceli ya da daha kısa olduğu zaman daha doğrusu iki heceliden de kısa olduğu zaman o zaman sıfatın başına mor değil sonuna er geliyordu. Ne gibi? Mesela big sonuna er geliyordu. Bigger oluyordu. Oradaki g 2 olmasının sebebi şuradaki son harfle ilgili. O çok önemli değil. Şurada hatırlayın sonuna er takısı geliyordu ya da short kısa shorter daha kısa. Sıfatımız uzun heceli bir sıfat olursa, mesela challenging gibi, fascinating gibi daha anlamı vermek için başına more getiriyorduk. Ve sonrasında kıyaslayacağımız bir şey varsa then de getiriyorduk. Tabii more daha anlamına gelirken bir de bunun zıttını uygulayabilirdik. O da less. Yani less challenging olursa bu kez de daha az zorlayıcı anlamına gelirdi. Less'le ilgili de daha başka cümleler karşımıza çıkacak bu ünitede. Şimdi ilk cümleyi topar toparlayalım. Bence bir maden işçisi olmak bir dublör olmaktan daha zorlayıcıdır. Sonra ben devam etmişim. Also, ayrıca a coal miner bir maden işçisi has a more boring job than a stuntman bir dublörden daha sıkıcı bir mesleğe sahiptir. Being a stuntman is more exciting and entertaining than being a coal miner. Bir maden işçisi olmak, bir pardon, stuntman var ilk başta burada. Bir dublör olmak, bir maden işçisi olmaktan daha heyecan verici ve daha eğlencelidir, daha eğlendiricidir. In my opinion, benim fikrime göre, being an astronaut is more interesting than being a window cleaner. Bu kez astronotla window cleaner yani cam temizleyicileri kıyaslamışım. Benim düşünceme göre bir astronot olmak bir cam temizleyicisi olmaktan daha ilginçtir. Being a window cleaner is less amusing than being an astronot. Bu kez de less kullanmışım. Less daha az demekti ya. Bir cam temizleyicisi olmak bir astronot olmaktan daha az eğlencelidir. Hemen diğer sayfadan devam edelim. Activity 1 Read the following questions. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Guess the correct answers. Doğru cevapları tahmin ediniz denmiş. Who takes the most risk? Kim en çok risk alır? The most en anlamına geliyor ya en çok en. Kim en çok risk alır? Hemen mesleklere bakalım. A A şıkkında ne var? A call center specialist. Call center bir Çağrı merkezi demek specialist uzman demek bir çağrı merkezi uzmanı. A seçeneğinde pardon B seçeneğinde. E-Dietitian, diet Türkçe'de geçmiş diyeti. Dietitian, diyetisyen bu da Türkçe'ye geçmiş bir diyetisyen. A fighter pilot. A fighter pilot bir savaş uçağı pilotu demek jet pilotu demek fighter Burada dövüşçü anlamında falan değil. Fight normalde dövüşmek demek, fighter dövüşçü demek. Ama fighter burada özel olarak savaş uçağı anlamında. Yani savaş jeti anlamında. Fighter pilot savaş uçağı pilotu. En riskli işe kim sahip? A fighter pilot. Who is the first Turkish person succeeded to fly? uçmayı başarabilen sık başarmak demek. Uçmayı başaran ilk Türk kişi kimdir? İlk Türk insan kimdir diyor. Vecihi Hürkuş var burada. Vecihi Hürkuş mu? Hayır. O 1896-1969 yılları arasında yaşamış. Türk bir pilot, uçak tasarımcısı, ayrıca uçakta üreten bir kimse. Hatta ilk yerli Türk Türkiye üretimi e, uçağı da üreten kişi öyle e, önemli bir Türk pilot. Ama Vecihi Hürkuş'tan önce uçabilenler var. Kim o? Ezarfen Ahmet Çelebi. O kendi yaptığı kanatlarla 1632 yılında Galata Kulesi'nden uçmayı başarabilmiş birisi. Onunla ilgili bir paragrafta karşımda çıkacak bu ünitede. O yüzden cevabımız B seçeneği. Cengiz Topel var C seçeneğinde. O kim? O da bir savaş pilotu. Çok başarılı bir savaş pilotu. 1964 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı ne yazık ki vurulmuş ve esir düşmüş. Ve yine ne yazık ki ciddi işkencelere maruz kalıp esaretteyken yani esir iken hayatını kaybetmiştir. Cengiz Topel o da 1964 yılında. Evet 3'e bakalım. Who is the first female fighter pilot in the world? In the world dünyadaki ilk kadın savaş pilotu kimdir? Female kadın demek hayvanlar içinde kullanılabiliyor. Orada da dişi anlamında female. Male olsaydı erkek olurdu. İlk kadın savaş pilotu kimdir? O da bizden birisi yani Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen dünyadaki ilk kadın savaş pilotudur. 1913-2001 yılları arasında yaşamış. Atatürk'ün de manevi kısıdır. Amelia Earhart var burada. Bu kimdir? Bu da 1897 ile 1937 yılları arasında yaşadığı kabul edilen. Çünkü tam ölüm tarihi bellidir. 1938'de deniyor. Atlas Okyanusu'nu ilk geçen kadın pilotmuş kendisi. 40 yaşında Pasifik Okyanusu'nu geçer geçmeye çalışırken orada kayboluyor. Sonra cesedine de ulaşılamıyor. Öldüğü varsayılıyor. Mario Mukhtar bu kim? Bu da Pakistanlı bir savaş pilotu. Bir kadın savaş pilotu. Hatta Pakistan'ın ilk kadın savaş pilotu yanılmıyorsam bir görevdeyken hayatını kaybediyor. 1992 doğumlu 2015 yılında bir görevdeyken hayatını kaybediyor. İlk kadın savaş pilotu olmayabilir. Bu dediğim bilgi tam doğru olmayabilir. Ama hayatını kaybeden ilk kadın savaş pilotu Pakistan'ın. Evet, activity 2'ye bakalım, 2'ye bakalım. Read the brochure, broşürü okuyunuz. How can you describe this pilot? Bu pilotları nasıl tanımlayabilirsiniz, nasıl anlatabilirsiniz? Ben anlatmışım, demişim. They are some of the best pilots in the world. Onlar dünyadaki en iyi pilotlardan bazılarıdır, demişim. Neden böyle dediğimi parçayı okuyunca anlayacağız. Parçamızın başlığı Turkish Stars, Türk Yıldızları Turkish stars are the aerobatic team with seven supersonic fighter jets. Demiş ki Türk yıldızlar aerobatic. Aerobatic bir birleşik kelime aslında. Aero ile acrobatic kelimesinin birleşiminden oluşmuş. Aero hava demek. Acrobatic zaten akrobatik demek. Havada akrobatik şeyler yapabilen. Yani hava akrobasisi ile ilgili demek aerobatic. Diyor ki bir hava akrobasi takımı. Aerobatic team. 7 tane supersonic fighter jets. 7 tane supersonic. Supersonic ses hızını da geçebilen demek. Ses hızı ne kadar? Saatte yanılmıyorsam 1235 km hıza sahip ses. Bunu bile geçebilen savaş uçaklarından oluşan 7 kişilik bir hava akrobasi takımıdır. They are the members of the Turkish Air Force. Onlar Türk Hava Kuvvetlerinin Turkish Air Force, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvet, Kuvvetlerinin üyeleridir. Member, üye demek. Each of the pilots is experienced fighter pilots. Her bir hava pilotu experienced, experienced, deneyimli demek, tecrübeli demek. Her bir bu pilotların her birisi tecrübeli savaş pilotudur. Moreover, dahası The squadron commander is a female fighter pilot. Squadron filo demek yani şu takımı kastediyor. Bu filonun commander komutanı kadın bir savaş uçağı pilotuymuş. This is an extreme and adventurous job. Bu extreme extreme zorlu demek. Çok zorlu, böyle sıra dışı, olağan dışı demek. Zorlu, sıra dışı an adventurous, adventurous da maceralı, böyle serüvenli, maceralı bir meslektir. They take great risk to perform their demonstrations. Onlar gösterilerini demonstration gösteri demek. Onlar gösterilerini sergilemek için büyük riskler almaktadırlar. Great. Burada büyük anlamında çeviriyorum. Onlar gösterilerini sergilemek için büyük riskler almaktadırlar. The distance among aircraft is 3 feet, 1 meter. Distance, mesafe demekti. Geçen ünitelerde de vardı. Bu uçaklar, aircraft, hava aracı demek, uçak demek, uçaklar arasındaki, among, arasında demek. Uçaklar arasındaki mesafe 3 feet. 3 feet'miş. Feet, foot, foot kelimesinin çoğu hali foot. Ayak olarak da biz biliyoruz şimdiye kadar bir ölçü birimi olarak da kullanılıyor yaklaşık 30 buçuk santimetreye denk geliyor. Çoğulu zaten feet, foot, çoğulu feet. Yani yaklaşık 3 feet o da 1 metreye yakın oluyor. Uçaklar arasındaki mesafeler 1 metre kadarmış. The speed during the maneuvers varies between 260 km and 1000 km. Speed hız demek. Diyor. Maneuver da Türkçe'ye geçmiş. Manevra manevralar esnasındaki during esnasında sırasında manevralar esnasındaki hız 260 kilometre ile 1000 kilometre arasında değişmektedir varies değişir diyor. They perform all maneuvers manually. Onlar tüm manevraları manually manuel olarak Manuel ne demek? Hani araçlarda da manuel vites var, otomatik vites var. Manuel viteste elle vitesi değiştiriyoruz ya. Manuel'i de elle demek. Onlar bütün manevraları elle yapmaktadırlar. Yani kendileri yapıyorlar otomatik pilota falan bırakmıyorlar. This is risky but amazing. Bu riskli ama harika. Amazing, harika, şaşırtıcı. Watching their show is one of the most fascinating experience. Onların şovunu izlemek en büyüleyici deneyimlerden birisidir. They are the apple of Turkish Air Forces eye. Onlar Türk Hava Kuvvetlerinin apple. Apple'ı burada elma diye çevirmiyorum. Onlar Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeğidir. Bu bir terim şeklinde de düşünebilirsiniz. Bir kalıp şeklinde de düşünebilirsiniz. Kalıp desek daha uygun olur. Bu Apple burada göz bebeği anlamında. Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeğidir. They started their magnificent demonstrations in 1992 both in Turkey and abroad. Onlar bu büyüleyici harika gösterilerine 1992'de hem Türkiye'de hem Abroad, abroad da yurt dışı demek hem de yurt dışında başladılar. Şuradaki both çoğu zaman karşımıza çıkar. Both in Turkey and abroad. Yani hem Türkiye'de hem yurt dışında both hem diye çevirebilirim ya da bazen ikisi anlamında da diye çevirebilirim. Şimdi sorulara geçelim. Read the brochure again. Broşürü tekrar okuyunuz. Answer the following questions. Aşağıdaki sorulara cevaplayınız. Hemen sorulara bakalım. How many supersonic jets are there? Kaç tane diyor supersonic yani ses hızını geçebilen jet var? There are seven supersonic jets. Yedi supersonic savaş uçağından oluşan bir takımdı ya. O yüzden there are seven supersonic jets. Yedi supersonic jet vardır diye cevap verebiliriz. What are their professions? Profession, job ya da occupation üçü için de meslek demiştik. Peki burada ne diyor? What are their professions? Onların meslekleri nelerdir? They are fighter pilots. Onlar savaş pilotu, savaş uçağı pilotlarıdır. How can you describe their job? Onların mesleklerini nasıl tanımlayabilirsiniz? Yukarıda bununla ilgili bir cümle vardı aslında. Diyebiliriz ki it is an extreme and adventurous job. O bir ekstrem ve maceralı bir meslektir. Ekstrem neydi? Sıra çok zor, zorlayıcı. Why is their job risky? Onların meslekleri neden risklidir? Ne yazmışım buna cevap olarak bakalım. Because if they make a mistake, it could result in that. Mistake, hata demek. Because if they make a mistake. Çünkü onlar eğer bir hata yaparlarsa, If eğer demek onlar eğer bir hata yaparlarsa it could result in death ölümle sonuçlanabilir. O yüzden riskli bir meslekleri var. When did they start to perform? Onlar ne zaman bu performansa başlamışlar? Ne zaman bunları yapmaya başlamışlar? They started to perform in 1992. Onlar 1992'de başlamışlar bu gösterilere, bu performanslara. Study the sentences in the boxes demiş. Kutudaki cümlelere çalışınız. Bakalım inceleyelim bu cümleleri. Bu cümleleri çalışalım. Expressing preferences yani tercihleri ifade etmek, giving explanations and reasons açıklamalar, sebepler ileri sürmek. What do you prefer doing in summer holidays? İlk cümlede prefer önceki ünitelerde de çok karşımıza çıkmıştı. Tercih etmek demekti. Demiş ki yaz tatillerinizde ne tercih edersiniz? Ne yapmayı tercih edersiniz? Şimdi iki farklı şekilde cevap verilmiş. Birisi would rather birisi preferle anlam olarak ikisi de tercih etmek. Ama kullanım olarak ufak bir iki teknik farklılık var. Onları da cümleleri incelerken hemen anlarız. I would rather go rafting than canoeing because it is easier denmiş ilk cümlede. I would rather go, would rather'dan sonra dikkat edersek fiil yalın halde gelmiş. Yani going olmamış I ing takısı falan gelmemiş would sonra. Ayrıca kıyasladığı şeyden önce de den gelmiş. Would sonra bir fiil getirdiğimiz zaman ona I ing takısı falan getirmiyoruz. Başına to falan getirmiyoruz. Direkt yalın halde getiriyoruz ve sonrasında kıyaslayacağımız şeyi de getirmeden önce araya den getiriyoruz. Cümleyi tam olarak anlayalım. Demiş ki ben rafting'e gitmeyi Kano yapmaya tercih ederim. Çünkü daha kolaydır. It is easier. Would rather'da da prefer'den prefer, prefer'de de ilk söylediğimiz şeyi tercih ediyoruz. Hemen prefer'a bakalım. I prefer rafting to kayaking because it is more entertaining. Ben rafting'i kayaking'e Kayaking'i e de tercih ederim çünkü daha eğlencelidir. Bunu söylerken neden Türkçesini söylemedim? Çünkü kayaking'in tam olarak Türkçesi yok. O da kano'ya benzer bir spor. Kano'dan ufak tefek farklılıkları var. Ne gibi farklılıkları var? Çünkü buna benzer bir şey de çıkabilir, resim çıkabilir, başka bir şey olabilir. Zannetmiyorum ama çıkabilir. Kayaking'te ayaklar düz bir şekilde kırılmadan uzatılarak oturuluyor, oturuluyor. Yine ikisi de sandal tarzı bir şeyde yapılıyor ama kanodaki sandalın üst kısmı açık oluyor. Kayaking'de ise sadece oturulan kısım açık. Yani oturulan bölüm tek açık. Geri kalan kısımlar kapalı genelde. Ve yine kayaking'de tam ortaya oturuluyor. Kanoda bu daha bir geride de olabilir. Yine Kayaking'de çift taraflı bir küre kullanılıyor. Kanoda ise tek taraflı bir küre kullanılıyor. Şimdi cümleye tekrar gelelim. Diyor ki ben rafting'i kayaking'e tercih ederim çünkü daha eğlendiricidir. Peki prefer'de dikkat etmemiz gereken ne teknik olarak? Prefer'den sonra gelen fiil ing alıyor. Ayrıca kendinden sonra hangi şeyle kıyaslayacaksak araya tu geliyor kadar basit. Aslında tüm özet geçersek baştan. Would rather'dan sonra fiil yalan halde geliyor. Kıyaslayacağımız şeyde kıyaslayacağımız şeyden önce de araya den geliyor. Prefer'den sonra fiile ing 2 geliyor. Kıyaslayacağımız şeyden önce de to getiriliyor. Çok böyle aşırı bir detay yani değil. Çok bilmenize çok direkt Mükemmel derecede hatırlamanıza gerek yok. Gördüğünüz yerde anlamanız yeterlidir aslında soruları çözmek için söylüyorum. Yoksa tabii ki bilmeniz gerekiyor. Making comparisons. Yani karşılaştırmalarda bulunmak. Evet. I think bungee jumping is more or less dangerous and challenging than canoeing. Diyor, bence bungee jumping, bungee jumping'in de ne olduğunu biliyorsunuz. Elastik bir iple bir uçurumdan veya benzeri bir yerden atlamak. More daha anlamına geliyordu. Less ise daha az anlamına geliyordu. Şurada more olduğunu varsayalım. Ne demiş oluruz? Bungee jumping kanodan daha tehlikeli ve daha zorlayıcıdır. Less olduğunu varsayarsak bungee jumping kanodan daha az tehlikeli ve daha az zorlayıcı, daha az zorlayıcıdır. İkinci cümleye bakalım. I think extreme sports are more exciting than indoor sports. Yani diyor bence extreme sporlar, bu sıra dışı sporlar, zorlayıcı sporlar, iç mekan sporlarından daha heyecanlıdır, daha heyecan vericidir. Activity to ikinci aktiviteye bakalım. Suppose that you go on a summer holiday. Suppose, farz etmek, varsaymak demekti. Farz edin ki siz bir yaz tatiline gidiyorsunuz. Choose two, sports and compare them as in the sample. İki tane spor seçiniz ve örnekteki gibi kıyaslayınız demek. Compare, kıyaslamak demek. Comparison, kıyas demekti. Karşılaştırma demekti. Hemen bakalım. I would rather go scuba diving on my summer holidays. Would rather prefer eş anlamlıydı. Tercih etmek demekti. Diyor ki ben scuba diving'e yani tüplü dalışa Yaz tatillerimde tüplü dalaşa scuba diving'e gitmeyi tercih ederim. I think it is more entertaining and mysterious than paragliding. Bence o paragliding'den paragliding yamaç paraşütü. Şurada onun da fotoğrafı var. Yamaç paraşütü demek. Bence o yamaç paraşütünden daha eğlenceli. And mysterious. Mysterious da gizemli. Daha eğlenceli ve gizemli. I am a member of a diving club in Kaş, Antalya. Ben Antalya, Kaş'ta bir dalış kulübü üyesiyim. Exploring the world under the waters is more interesting. Suyun altında underwater, su altı, su altındaki dünyayı keşfetmek daha ilgi çekicidir, daha enteresandır, daha ilginçtir. I prefer paragliding to scuba diving on my summer holidays denmiş bu cümlede de. Yani ben yaz tatillerimde yamaç paraşütünü tüplü dalışa tercih ederim. In my opinion it is more fascinating and amusing than scuba diving. Benim düşünceme göre in my opinion benim düşünceme göre o tüplü dalıştan daha büyüleyici, daha harika and amusing ve daha eğlenceli. Watching wonderful views under the over the land is more exciting. Yani diyor karanın üzerinde bu toprak üzerinde toprağın karanın üzerinde derken teması olmadan üzerinde yani havada diye düşünebilirsiniz. Havadayken harika manzaraları izlemek daha heylan, heyecanlıdır diyor. Wonderful. Harika, muhteşem, Hemen diğer sayfada activity 1 var. Birinci activity look at the pictures tick the extreme sports. Resimlere bakınız ve ekstrem sporlara tik atınız. Bu zorlayıcı sporlara, sıra dışı sporlara tik atınız. İlk spor neymiş? Archery. Archery okçuluk demek. Okçuluk çok böyle zorlayıcı, tehlikeli spor değildir diğerlerine göre zaten. Ve extreme extreme sport Kategorisinde de değildir. Dolayısıyla ona tık atmıyorum. Skydiving var. Sonra skydiving gök dalaşı demek. Bu paragliding'den yani yamaç böyle paraşütünden farkı ne peki bunun? Burada uçaktan ya da helikopterden falan atlayış var. Atladıktan sonra paraşütü açmak var. Skydiving bir extreme sport'tur. Golf var. Golf de bir extreme sport değildir. Mountain biking, dağ bisikletçiliği, dağ bisikleti sürmek bu dağ bisikletçiliği, dağ bisikleti sporu extreme sport mudur? Evet o da bu kategoridedir. Dolayısıyla ona da tik atıyorum. Yine bir dinleme metnimiz var. Listen to the recording, write the names of the extreme sports. Demiş ki kaydı dinleyiniz ve bu extreme sportların isimlerini yazınız. Kaydı dinlemeden önce şu sıfatlara bakalım. Sonra tüm kaydı dinleyelim. Canoeing var. Sıfat değil. Burada sporlar varmış. Canoeing. Kano yapmak demek. Kano. Caving. Mağaracılık. Mağarada gezmek. Hang gliding. Hang gliding de delta kanatlarla kanat takarak uçmak demek. O da bir hava sporu. Kanat takarak uçmak. Kayaking. Kayaking de kanoya benzer bazı farklılıkları olan bir tür spor. Bunu da bahsetmiştik farklılıklarından. Rafting, rafting de bildiğimiz Türkçesi de rafting zaten. Dalgalı sularda nehirde ilerlemeye çalışılarak yapılan bir tür spor. Bir şişme bot üzerinde yapılıyor genelde. Skateboarding de kay kay. Şimdi ben o kaydı açayım. Beraber dinleyelim. Hepsini anlayalım. Peter Bilge Fati, Zuleha, Mark and their teacher are talking about extreme sports in English class. Evet, bazı isimler saydı ve sonra dedi ki and their teacher ve onların öğretmeni are talking about extreme sports in their English class. Ve işte onların öğretmeni İngilizce dersinde extreme sportlar hakkında, extreme sporlar hakkında konuşuyorlar. Today we are going to discuss adventure sports. Evet şimdi ilk olarak öğretmenleri konuşuyor diyor today we are going to discuss adventure sports. Bugün biz macera sporları hakkında macera sporlarını tartışacağız diyor. Discuss tartışmak üzerinde fikir alışverişi yapmak. We are going to describe the sports with their equipment. We are going to describe the sports with their equipment. Biz sporları ekipmanlarıyla tanımlayacağız diyor, anlatacağız. Let me start. Let me start, başlayayım diyor. I prefer canoeing to cycling. I prefer canoeing to cycling. Ben kanoyu bisiklet sürmeye tercih ederim. It's more challenging. It's more challenging. O daha zorlayıcı diyor. This is a sport of using a paddle and a narrow boat. This is a sport using a paddle and a narrow boat. Bu pedal. Bakın kanoda pedal var zaten şurada. Şu kelime. Yani kürek. Diyor bir kürek ve narrow boat. Böyle dar bir bot, dar bir sandal da diyebiliriz. Kullanılarak yapılan bir spordur. You need a helmet, a pedal, dry suits and a wet suit. You need a helmet. Helmet burada da var. Kask demek. Bir kaska ihtiyacınız var. A pedal küreye ihtiyacınız var. A dry suit. Dry suit. Kuru kıyafet yani kuru takım diye. Aslında dry suit Türkçe'ye çok çevirmem tam olarak nasıl olur bozmadan bilmiyorum. Yani kuru tutmayı insanı kuru tutmayı yer kıyafettir dry suit. A e, wet suit sonra dedi ve bir wet suit kullanılır diyor burada. Peki dry suit ile wet suit'in farkı ne? Dry zaten kuru demek, wet ise ıslak demek. İkisi de bu her iki kıyafet de İnsanı su içerisinde vücut ısısını korumayı sağlayan kıyafetler. Farkı şu, dry suit tamamen su geçirmezdir. Kesinlikle giydiği giyen kimse herhangi bir şekilde ıslanmaz. Wet suit ise su geçirmez değildir. Islanmaya sebep olur ama o da vücut ısısını korur. Dry suit tamamen kuru tutmaya yarar insanı. WetSuite'de böyle bir kuru tutma özelliği yoktur. Su geçirmeme özelliği yoktur. O sadece vücut ısısını korur. Yes Peter, what about you? Yes Peter, what about you? Bu kez Peter'a soruyor. Evet Peter, ya sen diyor. Yani onun e, extreme sports görüşünü soruyor. I enjoy caving. I enjoy caving. Ben diyor mağaracılıktan keyif alırım. Yani şundan bahsedecek caving zaten. Orada yazmışız. I think caving is more mysterious than scuba diving. I think caving is more mysterious than scuba diving. Bence diyor mağaracılık scuba diving yani tüplü dalıştan daha gizemli. It's a sport of exploring caves. It's a sport of exploring caves. Diyor bu mağaraları keşfeden bir spor. You need a helmet, a clothing, a footwear socks, gloves, a torch and a cave pack. Evet, you need a helmet. You need diye başlayıp sıraladı zaten şunlara şunlara ihtiyacınız vardır diye. Bunlar da burada yer alıyor. Buradan ilerleyelim, göstererek ilerleyelim. You need a helmet. Bir kaska ihtiyacınız var. Clothing, clothing. Kıyafet, kıyafete ihtiyacınız var. A footwear, foot, footwear. Ayakkabı, ayakkabı türevi bir şey. ayağa giyilen bir şey yani olması lazım. Socks yani çorap. Gloves, eldivenler eldiven torch el feneri a cave pack cave pack'te bir sırt çantası yani mağara e, seyahati, mağara gezisi yapmak için ihtiyacınız olanların yer aldığı bir sırt çantası. Thank you Peter. Thank you Peter. Teşekkürler Peter dedi öğretmen. Bilge it's your turn. Bilge, it's your turn. Bilge, senin sıran diyor. It's your turn. I would rather fly than climb. Hang I would rather fly than climb diyor. Ben uçmayı tırmanmaya tercih ederim. Gliding is a fascinating sport activity. Hang gliding is a fascinating sport activity. Hang gliding bu kanatlarla uçma diyor, Muhteşem bir spor aktivitesidir. O zaman şuradan ilerleyecek. Bunları bize sıralayacak biraz sonra. I fly by using a structure covered in cloth. I fly by using a structure covered in cloth. Diyor ben ki bir kumaşla kaplanmış bir yapı ile uçarım. Yani o kanatlardan bahsediyor. Bir metal bir yapı olabilir o plastik bir yapı olabilir. Plastik çubukların arasına bir kıyafet bir kumaş gerildiğini varsayın. Yani bir kanat oluşturulduğunu varsayın. Diyor ki ben onunla uçarım. I control flight by my body movements. I control flight by my body movements. Ben vücut hareketlerimle uçuşu kontrol ederim diyor. Flight uçuş. I need wings, flight instruments, a helmet and flight suits. Evet, I need deyip sonra bunları şey yaptı, sıraladı. Yani şunları sıraladı. Buradan ilerleyelim. Neye ihtiyaçları varmış? Wings. Wing kanat demek. Kanatlara ihtiyacım var. Flight instruments uçuş instrument araç gereç demek uçuş araçlarına ihtiyacım var. A helmet kask'a ihtiyacım var. Flight suit flight suit de uçuş kıyafeti. O da bir tür koruyucu, ısıdan da koruyan, soğuktan falan yükseğe çıktı mı hava soğuyor ya ondan falan da koruyan bir uçuş kıyafeti ve ona ihtiyacım var diyor. Well done Bilge. Let's continue with you Fati. Well done Bilge. Çok iyi Bilge. Aferin Bilge diyor. Let's continue with you Fatih. Haydi seninle devam edelim Fatih diyor. I'm keen on kayaking. It's I am keen on kayaking. Keen on düşkün olmak, çok sevmek demek diyor. Ben kayak kayaking'i çok severim diyor. Ben ona düşkünüm. Quite entertaining. It's quite entertaining. Oldukça eğlenceli. Quite burada çok demek, oldukça demek. Kayak is a type of canoe made of a light frame with a watertight covering. Kayak is a type of canoe. Kayak diyor bir çeşit kanodur. Yani o binilen üzerinde ilerlenilen sandaldan bahsediyor. O bir çeşit kanodur. Made of a light frame with a watertight covering. Diyor hafif bir gövdeden yapılmış, with a watertight covering. Bir su sızdırmaz kaplaması olan, su geçirmez kaplaması olan hafif bir gövdeden yapılmıştır. It has a small opening in the top to sit in. It's a small opening in the top to sit in. Diyor ki üstünde oturulabilmesi için küçük bir açıklık vardır. Zaten kanoyla en büyük farklarından birisi bu. Kanodaki o açıklık epey bir büyüktür. Ama kayakte sadece üzerinde oturulabilmesi için bir açıklık var. You need a kayak, a paddle, a life jacket, a spray skirt and a helmet. Evet neye ihtiyacı olduğunu saydı. O da şurada zaten var. A kayak demiş. Yani o kayakinde kullanılan bir sandala ihtiyacı var. O özel sandala. A pedal, kürek. A life jacket. Bir can yeleğine ihtiyacı var. A spray skirt. Spray serpinti demek. Sıç, sıçrama demek. Skirt etek demek. Peki burada ne kastediliyor? Bu o küçük açıklıktan kayak o kayak sandalına bindikten sonra İçeriye herhangi bir sıçramanın olmasını önlemek için e, belden aşağıya doğru giyilen bir çeşit özel ekipman o da e, su su sıçramalarının kayak içerisine girmesini engelliyor. O tarz bir kıyafet diyebiliriz ona da ona ihtiyacı varmış. A helmet, helmet'a kask demek, kaska ihtiyacım var dedi. That's great. What would you like to say, Zuleha? Öğretmen: "Okay, that's great, Buharka. What would you like to say, Züleyha? Sen ne demek istersin Züleyha?" I'm interested in rafting. I am interested in rafting. Yani ben rafting the ilgilenirim. It is more exciting. It's more exciting. O daha heyecan verici. It's a sport of traveling down a river on a raft. It's a sport of traveling down a river on a raft. Bir raft üzerinde. Oradaki raft o raftingde kullanılan şişme botu kastediyor. Onun üzerinde e, bir ırmaktan aşağıya doğru seyahat edilerek, ilerlenilerek yapılan spordur demiş. You need a helmet, a wetsuit, boots, a paddle, a raft and a life jacket. Evet, you need a, you need diye başlayıp nelere ihtiyacımız olduğunu söyledi. Ona da şuradan bakalım. A helmet yani kaska ihtiyacınız var. A wetsuit bir wet suit'e e ihtiyacınız var. Bu neydi? Su geçirmez ama su geçirebilir ama vücut ısısını tutan bir kıyafetti. Booty's yani botlara ihtiyacınız var. A paddle, kürek, a raft o raftingde kullanılan bota ihtiyacınız var. Üzerinde gidilen bot. A life jacket ve bir can yeleğine ihtiyacınız var. Thank you Züleyha. Okay Mark, share your ideas please. Thank you Züleyha. Teşekkürler Züleyha. Okay Mark share your ideas please. Tamam diyor Mark share your ideas please. Fikirlerini paylaş lütfen. I love skateboarding because it's a lifestyle for me. I love skateboarding because it's a lifestyle for me. Ben kaykayı severim çünkü o benim için bir lifestyle, yaşam tarzıdır. It's more trendy for teenagers. O teenagers, genç demek, gençler arasında daha popüler, more trendy. It's a sport of riding a skateboard. It's a sport of riding a skateboard. O bir kaykay sürme sporu, kaykay kullanma sporu. You need a skateboard, a helmet, elbow pads, knee pads and wrist guards. Evet, o da neye ihtiyaç duyulduğunu söylemiş. Hemen buradan yine ilerleyelim. Yünde skateboard, bir kaykaya ihtiyacın var. a Helmet, kaska ihtiyacın var. Elbow pads. Elbow pads. Dirsek koruyucular demek. Dirsek pedleri, dirsek koruyucular demek. Knee pads. Knee de diz demek. Diz koruyucuları, dizlik de diyebiliriz. Ve wrist guard. Wrist guard da e, bilek koruyucusu demek. Orada, şurada bakın resimler var. Şu wrist guard oluyor. Şu elbow pads. Şunlar da knee pads Evet, tümünü yaptık mı? Hayır, devam ediyoruz. Thanks everybody. It was a good discussion. I... Thanks everybody. Herkese teşekkürler. It was a good discussion. Bu iyi bir tartışmaydı. I'm glad to hear that you love sports. I am glad to hear that you love sports. Ben sizin sporları sevdiğinizi duyduğuma memnunum diyor. I am glad. Memnun oldum, sevindim diyor. Evet bu dinleme metnimiz de bitti. Aşağıdaki diyalogtan devam edelim. Working in pairs diyor çift olarak çalışınız. Compare sports by expressing your preferences and reasons in the sample. As in the sample diyor. Örnekteki gibi tercihlerinizi ve sebeplerini ifade ederek sporlara karşılaştırınız. Biz diyaloğu anlayalım neler söylüyor. Nick ne demiş? Which extreme sports do you prefer? Hangi ekstrem sporu tercih edersin? Motor racing or skateboarding? Motorlu yarışlar mı? Buradaki motor racing de aklınıza sadece motosiklet yarışı gelmesin. Motorlu taşıtlar genel olarak aklınıza gelsin. Onların yarışları aklınıza gelsin. Yani diyor motorlu yarışları mı tercih edersiniz? Motor yarışlarını mı? Ya da kaykay mı tercih edersin? I prefer skateboarding. Ben kaykay tercih ederim. Why do you prefer it? Neden onu tercih edersin diyor. Because I think it is more amusing. Çünkü ben onun daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. What do you need for this sport? For için demekti diyor. Bu spor için neye ihtiyacın vardır? Neye ihtiyaç duyarsın? Need ihtiyaç duymak demekti ya. I need a skateboard, a helmet, elbow pads, knee pads and wrist guard. Ben diyor bir kaykaya. Şurada var. Helmet, kaska, Elbow pads, şurada dirsek koruyucularına, knee pads, diz koruyucularına, dizliğe, wrist guard, bilek koruyucularına ihtiyacım var, bilekliklere ihtiyacım var demiş. Hemen devam. Activity 1'de yine working pair shift olarak çalışınız. Brainstorm about the extreme sports. Yani ekstrem sporlarla ilgili brainstorm, beyin fırtınası yapınız. Fill in the mind map with your ideas. Fikirlerinizle zihin haritasını doldurunuz. Burası beyin fırtınası bölümü olduğu için buraya aklınıza gelen ekstrem sporları yazabilirsiniz, başka riskli aktiviteleri yazabilirsiniz. Onlarla ilgili sıfatlar geliyorsa aklınıza yazabilirsiniz ya da birileri de geliyor olabilir. İsim dahi yazabilirsiniz. Çünkü burası beyin fırtınası bölümü. Hayal gücünüzü kullanabilir, pek çok şey yazabilirsiniz. Ben bir şeyler yazmışım. Yazdığım şeyler daha çok sıfatlar neymiş? Birincisi challenging. Yani ekstrem sporlar challenging'tir, zorlayıcıdırlar. Unusual, sıra dışı. Exciting, heyecan verici. Son olarak feeling the adrenaline. Adrenaline, adrenalin demek. Yani o vücudumuzda korku, sevinç gibi anlarda salgılanan hormon. Adrenalini hissetmek. Feeling the adrenaline demişim. Devam edelim. Activity 2. Read the text. Parçayı okuyunuz. Would you like to try skydiving? Why? Why not? İlk bir soru sormuş bize. Skydiving gök dalışı denemeyi ister misiniz? Neden ya da neden istemezsiniz? Ben cevap vermişim ve de demişim yes. Evet isterim demişim yani. Because I think flying in the sky is fascinating. Çünkü bence gökyüzünde uçmak büyüleyicidir demişim. Sky gökyüzü demek zaten. Hemen parçaya bakalım. Feel the freedom skydiving. Freedom özgürlük demek diyor. Özgürlüğü hissedin. Skydiving gök dalışı. Skydiving is a very popular extreme sport. Skydiving çok popüler, ünlü, bilinen bir ekstrem spordur. Yani gök dalışı. It is not only for young people but also the old ones. O sadece genç insanlar için değil, ayrıca yaşlılar içindir de old. You can do it individually or as a group. Diyor siz onu individual, individual, bireysel demek bireysel olarak da ya da grup olarak da yapabilirsiniz. If you are inexperienced, you have to jump with, with an instructor. Eğer de experienced hatırlayın deneyimli demek ama başında in var in experience deneyimsiz olumsuz yapmış onu. Eğer siz deneyimsizseniz tecrübesizseniz you have to jump with an instructor instructor eğitmen demek bir eğitmen ile atlamalısınız. Bir eğitmen ile atlamak zorundasınız. Have to zorunda olmaktı ya. It requires a lot of courage. Require gerektirmek demek. O Courage cesaret çok cesaret gerektirir. You feel the adrenaline, adrenalin, adrenalini hissedersiniz diyor. Skydivers wear comfortable clothes and shoes before jumping. Skydiver, skydiving gök dolaşıydı. Skydivers gök dalışını yapan kimseler. Yani bu sporu yapan kişiler, bu sporu yapan kişiler diyor, gök dalışını yapan kişiler wear comfortable clothes comfortable konforlu rahat demek konforlu kıyafetler rahat kıyafetler giyerler clothes kıyafet wear giymek and shoes before jumping ve yine rahat ayakkabılar giyerler before jumping atlamadan önce bu gök dalışı yapanlar atlamadan önce rahat kıyafetler ve ayakkabılar giyerler diye toparlayalım After they check their equipment carefully, they jump. Onlar ekipmanlarını dikkatlice kontrol ettikten sonra atlarlar. They always carry a backup parachute with them. Backup. Backup bu birbirinden ayrı olduğu zaman hatırlayın birinci ünitede vardı. Backup desteklemek demekti. Burada ayrı değiller birleşikler birleşik olduğu zaman yedek anlamında ikinci yedek burada yedek dersek daha doğru olur. Onlar daima yedek bir paraşüt taşırlar kendileriyle. Carry'de taşımak demek. They jump out of a plane or helicopter. Onlar bir uçaktan ya da helikopterden atlarlar. In free fall they perform acrobatic movements and then they open their parachute to slow down. Serbest düşüşte o atladıktan sonra serbest bir düşüş yapılıyor ya. Henüz paraşütü açmadan o serbest düşüşte onlar akrobatik hareketler uygularlar, bunları yaparlar. Ve daha sonra yavaşlamak için to slow down, slow down yavaşlamak, yavaşlamak için paraşütlerini açarlar. Skydivers have to check wind speed and other weather conditions. Bu spor yapanlar wind, rüzgar, rüzgar hızını ve diğer hava koşullarını kontrol etmek zorundalar. Weather condition, hava şartları, hava koşulları. It seems dangerous. Bu tehlikeli görünüyor. However, however, ancak, fakat, There are only a few accidents yearly. Yıllık bir yılda sadece birkaç, a few birkaç kaza oluyor diyor. Accident kaza. If you want to experience this fascinating activity, you can try it both in Turkey and abroad. Eğer siz bu büyüleyici aktiviteyi deneyimlemek isterseniz hem Türkiye'de hem yurt dışında deneyebilirsiniz demiş. Hemen bununla ilgili bölüme geçelim. Bir activity tree var. Read the text again. Parçayı tekrar okuyunuz. Match the bold words with their definitions. Koyu yazılan kelimeleri onların tanımlarıyla eşleştiriniz denmiş. Koyu yazılan kelimeler var ya burada onlarla eşleştireceğiz. İlk kelimemiz an instructor. Instructor eğitmen men demekti. Yani sizinle beraber eğer deneyimsizseniz atlayacağınız kişi. Bu ne olacak? A teacher olacak. Öğretmen, eğitmen, öğretmen, yakın anlamlılar diyebiliriz. Courage, courage cesaret demek. O ne olacak? Bravery, bravery de cesaret demek. Adrenaline, adrenaline şurada anlamı var. A hormone produced by your body when you are excited, nervous or afraid. You heyecanlı, gergin ya da korktuğunuz zaman vücudunuzun ürettiği bir hormon bu adrenalindir. Hatta tıpta da bazen e, şoka girmiş kimseleri veya bazı durumlardaki kimseleri uyandırmak için adrenalin direkt veriliyor. Backup, backup neydi? Yedek demekti. Burada yedek paraşüt anlamında on olacak. Second ya da extra, ikinci ya da fazladan olan extra fazla demek ya. Speed, speed hız demek. O da şuraya gelecek. Bunu yazmamışım ama zaten oraya geliyor. How fast something moves. Bir şeyin ne kadar hızlı hareket ettiği demek. Onun hızıdır ya. Speed. How fast something moves. Hemen diğer sayfadan ilerleyelim. Read the text. Parçaları okuyunuz. What are their common features? Feature özellik demek. Onların ortak özellikleri nelerdir? Common ortak demek burada. Burada ben cevap vermişim ama önce okuyalım parçaları sonra yukarıdaki cevaba dönelim. Hezarfen Ahmet Çelebi. Hezarfen Ahmet Çelebi was a Turkish scientist. Hezarfen Ahmet Çelebi bir Türk bilim insanıydı. Also he was an adventurer. Ayrıca o bir macera peresti, maceracıydı. Adventurer. He jumped from Galata Tower in 1632. O 1632'de Galata Kulesi'nden uçtu. Atladı daha doğrusu jumped demiş. With the help of handmade wings he landed Üsküdar district successfully. Handmade. Hand el demek. Made yapmak demek. Onun ikinci hali handmade el yapımı. El yapımı kanatların yardımıyla wing kanat demek. With the help of yardımıyla el yapımı kanatların yardımıyla o Üsküdar bölgesine Üsküdar mahallesine successfully başarılı bir şekilde iniş yaptı. It was one of the most adventurous experience in that century. Century yüzyıl demek, asır demek. Bu o asırdaki en maceralı deneyimdi diyor en maceralı deneyimlerden birisiydi diyor daha doğrusu. His experience improved the aircraft industry. Onun deneyimi, tecrübesi havacılık sanayisini, bu uçak sanayisini, havacılık sanayisini geliştirdi. Improve geliştirmek demek. Aircraft hava aracı, havacılık da denebilir burası için. Sadece bu iki ifadeyi birbirine uydurmak için uçak anlamına da geliyor uçak endüstrisi, uçak sanayisini geliştirdi. Hemen yan tarafa bakalım. Felix Baumgartner bu kimmiş? Felix Baumgartner is an Austrian skydiver. Felix, Felix Baumgartner bir Avusturyalı gök He is an ambitious adventurer. O hırslı, ambitious, hırslı demek böyle. Hırslı bir macera peresti macera perestir daha doğrusu bu geçmiş zaman değil. He is famous for his experience of free fall from the space in 2012. O 2012'deki uzaydan yaptığı serbest düşüşüyle, serbest düşüş deneyimiyle ünlüdür. He broke five world records with this fall. Bu düşüşle, bu atlayışla 5 dünya rekoru kırdı. He gained the fearless nickname after this experience. O bu deneyimden sonra fearless nickname. Nickname lakap demek. Fearless lakabını aldı, kazandı. Ne demek peki fearless? Fear, korku demek. Sonra less gelmiş. Bu sız, siz demek. Fearless, korkusuz demek. O korkusuz lakabını almış bu deneyimden sonra. The success helped scientific researchers about a space. Onun başarısı uzayla ilgili bilimsel araştırmalara yardım etti. Şimdi tekrar yukarıya dönüyorum. Yukarıda bir soru vardı. Diyor ki onların ortak özellikleri nelerdir? Ben ne demişim? Both of them. Onların ikisi de. Both of them love flying and they are fearless. İkisi de uçmayı severler ve korkusuzdurlar. Alt tarafta yine yukarıdaki parçalarla ilgili bir bölüm var. Fill in the chart according to the text. Demiş ki tabloyu parçalara göre doldurunuz. Ezarfen Ahmet Çelebi'nin nationality, nationality, uyruk demek, ki milliyet demek, hangi milliyetten, hangi uyruktan. Turkish, Türk birisi Ezarfan Ahmet Çelebi. Felix Baumgartner ise Austrian, yani Avusturyalı Date of performance. Bu performanslarının, bu yaptıklarının tarihi. 1632'de hezarfen için, Baumgartner için ise 2012. Occupation, occupation, job, profession. Üçü içinde meslek demiştik, iş demiştik. Birisi scientist, yani bilim insanı. Öteki ise skydiver, gök dalışçısı. Experience deneyimleri, hezarfenin deneyimi, flying from Galata Tower to Is Üsküdar district, Galata Kulesinden Üsküdar bölgesine, Üsküdar mahallesine, semtine kadar uçmak, free fall from the space, Baumgartner ise için ise uzaydan serbest düşüş, importance of the experience, yani deneyimin önemi, importance önem demek, important önemli demek its improved the aircraft industry. Hazarfen'in yaptığı bu başarı bu uçuş havacılık endüstrisini geliştirdi. Baumgartner isim için içinde ne diyebiliriz? It helped scientific researchers about the space. Yani uzayla ilgili bilimsel çalışmalara yardım etti. Bilimsel araştırmalara yardım etti. Ayrıca 5 tane de rekor kırıyordu Baumgartner'ın bu uçuşu. Activity 3. Üçüncü aktiviteye bakalım. Choose the adventurer you know. Bildiğiniz bir macera peresti seçiniz. Bir maceracıyı seçiniz. Ask and answer questions about him or her. Onunla ilgili sorular sorunuz ve cevaplayınız. Hemen bu diyaloglara bakalım biz. İlk ne demiş? Do you know any adventurers? Sen herhangi bir macera perest biliyor musun? Yes, of course. Evet, tabii ki. My uncle is fond of adventure. Benim amcam maceraya düşkündür. Fond of, düşkün olmak, çok sevmek demek diye. Why do you think he is an adventurer? Neden onun bir maceracı olduğunu düşünüyorsun? Because he can survive in nature on his own. On his own, kendi başına demek, kendi si demek, yalnız demek. Çünkü diyor kendi başına doğada hayatta kalabilir. Survive hayatta kalmak demekti. Ya. Hemen devam diğer bölümden. Assignment bölümü var, ödev bölümü var, visual dictionary. Görsel sözlük bölümü var yine her ünitede olduğu gibi. Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit. Ne diyor bu üniteden yeni kelime öğeleri de içerecek şekilde görsel sözlüğünüzü genişletin. Do your best elinizden gelenin en iyisini yapın dermiş. Search the internet, internet, interneti araştırınız. Choose three extreme sports, üç tane extreme spor seçiniz. Find where you can do these extreme sports in Turkey. Türkiye'de bu ekstrem sporları nerede yapacağınızı, yapabileceğinizi bulunuz. Prepare a poster and talk about it to the class. Bir poster hazırlayınız ve sınıfta bununla ilgili konuşunuz diyor. Hemen yapılana bakalım. İlk başta ne var? Bungee jumping İstanbul. It is time to say I can. It is time to say I can. Şu an yapabilirim deme zamanı diye burada bir cümle var. Altında rafting Rize var. Ready for the journey. Yani journey ne demek? Seyahat demek, yolculuk demek. Bu yolculuğa hazır mısınız? Ready ready hazır demek. Paragliding Muğla yani Muğla'da paragliding o da yamaç paraşütü ne denmiş burada? Slogan olarak Catch the Sky gökyüzünü yakalayın denmiş. Self assessment kendini değerlendirme bölümü var burası sizinle ilgili bir bölüm kendiniz bu maddeleri istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz. Ne denmiş? How well can you do these things? Bu şeyleri ne kadar iyi yapabilirsiniz? tek the chart tabloya tık atınız. İlk demiş ki I can follow a discussion and message about the adventures. Ben maceralarla ilgili bir mesajı ve bir tartışmayı takip edebilirim. Anlayabilirim anlamında denmiş. Bunu very well çok iyi düzeyde yapabiliyorsanız buraya tık atarsınız. Well iyi düzeyde yaparsanız buraya little dalda biraz demek az biraz. I can compare sports by giving reasons. Ben sebepler ileri sürerek sporları karşılaştırabilirim. Denmiş bu maddede. I can understand text about adventures. Adventures. Ben maceralarla ilgili parçaları anlayabilirim. Understand anlamak demek. I can write a paragraph comparing two objects. Ben iki nesneyi karşılaştıran paragraf yazabilirim. Revision bölümünden devam edelim. Hemen bir de ne denmiş? Group the words, phrases yani kelimeleri ya da ifadeleri gruplayınız. Neye göre gruplayacağız? Adjectives sıfat oluşlarına ya da sports spor türü oluşlarına göre sıralayacağız. Bakalım kelimelerimiz zaten bu gruplandırmayı yaparken okuyacağız. Dolayısıyla direkt şuradan ilerliyorum. Adjectives yani sıfat olanlar hangileri? Challenging, zorlayıcı, disappointing, hayal kırıklığına uğratıcı, amusing, eğlenceli, keyif verici, exciting, heyecan verici, fascinating, büyüleyici, harika. Sporlara bakalım. Bungee jumping, o da Türkçe'de de bungee jumping diyoruz. E, Ayaklara, vücuda bir elastik ip bağlayarak bir uçurumdan falan atlama, caving, mağaracılık, canoeing, kano sporu, hang gliding, delta kanatlarla kanatlarla uçmak, skateboarding de kay kay. Solve the puzzle, puzzle yani bulmacayı çözünüz denmiş. Bir de not interesting yani ilginç olmayan denmiş. Onun için ne diyebiliriz? Boring, sıkıcı diyebiliriz. A pair of equipment sportsmen need to fly. Spor yapanların, sporcuların uçmak için, uçabilmelerin için ihtiyaç duydukları bir çift ekipman. Buna ne diyebiliriz? Wings yani kanatlar. A physical activity you regularly do to become more healthy. Daha sağlıklı olmak için Düzenli olarak yaptığınız fiziksel aktivite. Regularly düzenli olarak demek. Ona ne diyebiliriz Sport yani spor. An equipment you need for kayaking. Diyor ka kayak yapmak için. Hani kanoya benzeyen spor vardı ya. Onu yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bir ekipman. O da kayak yani o kanoya benzeyen kayak 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 e, sandalı o bot. A person doing skydiving. Skydiving gök dalışı yapan bir kimse. Bu da skydiver. Hemen yan taraftan ilerleyelim. Look at the advertisement. Advertisement reklam demek, ilan demek. Burada ilan demek daha güzel olur. Demiş ki ilana, ilana bakınız. Take the information you can find in it. İçinde bulduğunuz bilgilere tick atınız. Başlık Extreme Sports Camp, Extreme Sporlar Kampı diye başlık atılmış. İlk başta ne var? For teenagers between 14 and 18, 14 ila 18 yaş arasındaki gençler için, for için demekti. A 5 day camp in July in Amasya. Amasya'da Temmuz ayında 5 günlük bir kamp Five extreme sports for each day. Each her bir demekti. Her bir gün için beş extreme sport. Extreme spor var. Ne varmış? Skateboarding, kaykay. Motor racing. Yani motorlu yarışlar. Motor yarışları desek daha güzel olur. Çünkü burada motorcycle racing dememiş, direkt motorcycle racing deseydi direkt motosiklet yarışı diye düşünebilirdik. Ama motor racing de motorlu taşıtların tamamını kapsar yarış olarak. Indoor skydiving. Kapalı alanda gök dalışı. Kapalı alanda var mı skydiving? Evet, özel büyük hava akımı olan tüneller yapılarak orada da gök dalışı sergilenebiliyor. Öyle yerler de var. Türkiye'de de var. Kapalı alanda gök dalışı deneyimleyebileceğiniz yerler. Rock climbing, kaya tırmanışı, rock kaya demek. Mountain biking yani dağ bisikletçiliği. Sonra ne var? Professional instructors yani profesyonel eğitim eğitmenler, koçlar. Catering, accommodation, catering yemek servisi yemek diyebiliriz yemek hizmetleri de var. Accommodation barınma kalacak yer. Equipment included ekipman içermektedir diyor. Include içermek demek. Interested ilgileniyor musunuz diyor. Phone now şimdi telefon açın. Hemen bakalım yukarıdaki sorumuzu tekrar hatırlayalım. Take the information you can find in it in it derken diyor onun içerisinde o derken neyi kastediyor? Advertisement diyor bu ilanda bulabileceğiniz bilgilere tık atınız. Şimdi bakalım hangi bilgiler vardı? Activity hours. Aktivitenin saatleri var mı yukarıda? Hayır. Hangi saatler arasında olduğu yazılmamış. Dolayısıyla buna tık atmıyorum. Age range. Range aralık demek buradaki anlamı. Yaş aralığı. Hangi yaş aralığı arasında olduğu var mıydı? Evet, 14 ile 18 yaş arasındaydı. The exact date. Tam tarihi exact. Tam demek kesin demek kesin tarihi yoktu. In July denmişti sadece. Temmuz ayında olduğu söyleniyordu. Ama kaç Temmuz tam tarih yoktu. Location. Location konum demek. Konumu var mıydı? Yes, in Amasya. da demişti. All inclusive, all inclusive her şey dahil demek. Her şey dahil mi? Evet. Catering yani yemek vardı. Sonra accommodation barınma vardı. Equipments included denmişti. Ekipmanlar dahil denmişti. O yüzden all inclusive her şey dahil diyebilirim. Transportation, transportation ulaşım demek. Ulaşımla ilgili herhangi bir bilgi yoktu yukarıda. Listen to the recording and complete the sentences with a word or phrase. Demiş ki kaydı dinleyiniz ve cümleleri bir kelime ya da ifade ile tamamlayınız. Hemen bunun tümünü dinleyelim sonra tümünü anlayalım. One. Which one do you prefer doing on winter holidays? Evet dedi ki which one do you prefer doing on winter holidays? Yani kış tatillerinde ne yapmayı, hangisini yapmayı tercih edersiniz? Which hangisi demek? kış tatillerinde hangi kış tatillerinde hangisini yapmayı tercih edersiniz? Devam. 2. I think paragliding is more dangerous than kayaking because it's risky. I think paragliding is more dangerous than kayaking because it is risky. Demiş ki bence yamaç paraşütü kayaking'den daha tehlikeli çünkü o riskli. Devam edelim. 3. Skydiving is jumping out of a plane and opening the parachute to slow down. Skydiving is jumping out of a plane and opening the parachute to slow down. Four. I would rather do outdoor sports than indoor sports. rather prefer Prefer eş anlamlıydı yani tercih etmekte. Dökü Ben dış mekan sporlarını yapmayı iç mekan sporları yapmaya tercih ederim. Beşten devam edelim. Ben yerini atladım hemen onu bulayım. One sports than indoor sports. Şimdi başlayacak beş. Five. To me, caving is a mysterious extreme sport, so it's more interesting than the other. To me, a DJ to me, to me diyor. O da bana göre demek. Şurada to me, bana göre. Caving is mysterious extreme sport, so it's more interesting than the others. Bence bana göre mağaracılık gizemli bir ekstrem sporttur, spordur. Çünkü daha doğrusu bu yüzden, so bu yüzden demek, bu sebeple bu yüzden diğerlerinden daha ilginçtir. More interesting. Hemen diğer sayfa. Solve the puzzle demiş. Bulmacayı çözünüz. Çözünüz. Çok basit bir bölüm. İlk bölümde caving var. Yani mağaracılık. Sonra skateboarding. Kaykay. Kay, sonra skydiving. Gök dalışı. Rafting. Rafting. Kayaking. O da kayak. kayaking Türkçesi tam olarak yok aslında. Hang gliding. Gördüğünüz gibi kanatlarla. Delta kanatlarla uçmak. Bungee jumping. O da atlıyor elastik bir iple. Motor racing, motorlu yarış, motor yarışları. Additional activities bölümü, ek aktiviteler bölümü. Write the preferences according to the chart by using prefer or would rather and mark your own part. Demiş ki prefer ya da would rather kullanarak tabloyu tercihlere göre yazınız o oraya tik atınız anlamında demiş ve kendi bölümünüze tik atınız demiş. Lucas'a bakalım Lucas skateboarding kaykay için tik yani sevdiğini belirtmiş. Mountain biking ise çarpı atmış. O yüzden nasıl bir cümle oluşturabilirim? Lucas prefers skateboarding to mountain biking diyebilirim. Bunu Woodrudder'la da yapabilirdiniz. Woodrudder'la yaptığınız zaman sadece Woodrudder'dan sonra ing sonuna gelmeyen bir fiil, yalın halde bir fiil kullanmanız gerekirdi. Ve to yerine den olması lazımdı. Zaten ikinci cümleyi Woodrudder'la yapmışım. Bire tekrar bakalım. Lucas prefers skateboarding to mountain biking. Lucas kaykayı dağ bisikletine tercih eder. Ayça would rather do canoeing than do caving. Ayça'ya bakıyoruz. Caving'i sevmiyor. Kanoyu seviyor. Ayça kano yapmayı caving yani mağaracılık mağaracılığa tercih eder. Dikkat ederseniz would rather'dan sonra do getirmişim ve sonra ing falan getirmemişim. Ayrıca kıyaslayacağım şeyden önce de buradaki gibi to değil yani prefer'deki gibi to değil araya den getirmişim. Uça bakalım. Furkan would rather do caving than hang gliding. Furkan mağaracılık yapmayı hang gliding'e yani o kanatla uçmaya tercih eder. Son olarak ben ne yapmışım? Skateboarding yani kaykaya çarpı atmışım. Mountain biking daha bisikletine tik atmışım. Ne diyeceğim peki? I prefer mountain biking to skateboarding. Ben daha bisikletini kaykaya tercih ederim. Activity 3. Look at the jobs. Mesleklere bakınız. Compare them by using the adjectives. Yo, sıfatları kullanarak onları karşılaştırınız. Hangi e, meslekler var? A teacher, bir öğretmen, a coal miner, madenci, an electrician, bir elektrikçi, a firefighter. Bir itfaiyeci, an astronot, astronot, a farmer, bir çiftçi. Yine burada da var o meslekler. Ayrıca verilen sıfatlar var. Riski, riskli, amusing, eğlenceli, extreme, sıradışı, zor, fascinating, büyüleyici, stressful, stresli, challenging, zorlayıcı demek ben bir şeyler karaladım. Siz tam olarak aynısını kesinlikle yapmak zorunda değilsiniz. Hemen yaptıklarımı hızlıca bir göz atalım. Birden başlayalım. Being a teacher is more amusing than being a coal miner demişim. Yani bir öğretmen olmak madenci olmaktan daha eğlenceli. İkiye bakalım. Being an astronaut is more challenging than being a farmer. Bir astronot olmak bir çiftçi olmaktan daha zorlayıcı. A coal miner has a more extreme job than a farmer. Bir maden işçisi bir çiftçiden daha ekstrem, sıradışı, zor bir mesleğe sahiptir. A firefighter has a more stressful job than an electrician. Bir itfaiyeci, bir elektrikçiden daha stresli bir işe sahiptir. Being an astronaut is less stressful than being a coal miner. Bir astronot olmak, bir madenci olmaktan less stressful. Bu kez less kullanmışım yani daha az daha az streslidir. Bir astronot olmak bir madenci olmaktan daha az streslidir. Altıda being a pharmacy is riskier than being a teacher. Bir çiftçi olmak öğretmen olmaktan daha risklidir. Riski uzun bir sıfat olmadığı için sonuna er getiriyorum. Başına more getirmiyorum. A firefighter has a less amusing job than a teacher a firefighter bir itfaiyeci bir öğretmenden a less amusing less daha az demekti. Daha az eğlenceli bir mesleğe sahiptir. 8'e bakalım. A teacher has a less challenging job than a coal miner. Bir öğretmen bir maden içerisinden daha az zorlayıcı bir mesleğe sahiptir. Being an, being an electrician is less fascinating than being an astronaut. Bir elektrikçi olmak bir astronot olmaktan daha az büyüleyicidir, muhteşemdir. Being a teacher is more fascinating than being an electrician. Bir öğretmen olmak bir elektrikçi olmaktan daha büyüleyicidir. Gibi örnekler yapabilirsiniz. Match the questions with the correct answers demiş. Demiş ki soruları Doğru cevaplarla eşleştiriniz. There is one extra question. Bir tane fazladan soru var. Hemen bakalım. What is this sport? Bu spor nedir? Diye sorulmuş. Yan tarafta bir spor var mı? Hangisidir? Var. Bir şıkta var. E seçeneğinde var. Motor racing denmiş. Yani motor yarışları demiş. Motor yarışı cevap E olacak. İkiye bakalım. What do people need to do it? İnsanlar onu yapmak için neye ihtiyaç duyarlar? Neye ihtiyaç duymak demek ya. Nid'den sonra aslında bir fiilden önce to gelmişse bu yedinci sınıfta da vardı. Orada to için anlamındadır. Bunu yapmak için to do yapmak için insanlar bunu yapmak için neye ihtiyaç duyarlar? D seçeneği olacak cevap. Yani helmet, boots, an armor, gloves, goggles. Helmet, kask demek boots. Botlar, armor, zırh demek koruyucu kıyafet anlamında söylüyor burada. Gloves, eldivenler, goggles. Koruyucu gözlükler, gözlük demek goggles. Hemen diğer soruya bakalım. Where do people do it? İnsanlar onu nerede yaparlar? Yer olarak nere var burada? In a track. A seçeneğinde track. Pist demek bir pistte. Dörtte, why do people prefer it? İnsanlar neden onu tercih ederler? B seçeneğinde for adrenaline demiş. For'dan cevabı çıkarıyorum zaten. İçin demek for adrenaline, adrenalin için. 5'te what is the aim of it? Aim amaç demek, hedef demek. Onun amacı nedir? Bu sporu yapmanın amacı nedir? Hedefi nedir? C seçeneğinde to reach the finish line. Yani bitiş çizgisine ulaşmak için bitiş çizgisine ulaşmak diyebiliriz. Reach ulaşmak demek finish line bitiş çizgisi. Son bir seçenek var. Is it entertaining? O eğlenceli mi, o eğlendirici mi? Bunun cevabı yok. Activity 5 match the pictures with their definitions demiş ki resimleri tanımlarıyla eşleştiriniz. There is one extra picture bir tane fazla resim olacak denmiş. A. A'ya bakalım. A type of shoe covering the whole foot and the lower part of the leg. Yani diyor ki tüm ayağı whole foot. Whole tüm demek bütün demek foot ayak demek. Tüm ayağı ve bacağın lower part alt kısmını kaplayan bir çeşit ayakkabı. Burada kastettiği nedir? Boots yani bot. O da bir olacak ikiye bakalım a piece of stick helping to move through the water move through the water suda ilerlemek suda hareket etmek demek suda ilerlemeye yardım eden bir parça çubuk o da pedal yani kürek demek üçüncü resim olacak a jacket filled with air to protect you Diyor, sizi korumak için protect korumak demek sizi korumak için hava ile dolu Ceket, air, hava demek, fill, dolmak demek, hava ile dolu ceket. O da ikincisi life jacket. Yani can yeleği. A piece of clothing you wear on the hands. Diyor ellerinize giydiğiniz bir parça kıyafet. O ne olacak? O da gloves. Beşinci resimdeki eldivenler olacak. A strong and hard hat protecting the head. Başı, kafayı koruyan güçlü ve sert bir şapka. Burada kast edilen ne? O da dörtteki helmet. Yani kask. O da buraya gelecek. Bir tane resim fazla kalacak denmişti. O da şurada knee pads. Yani diz pedleri, dizlikler, diz koruyucular. Bunun tanımı yoktu. Evet böylece 6. ünitemizde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir ünitede görüşmek üzere. Take care of yourselves. Always chase your dreams.